Uzman bakışta Leonardo Bonucci transferini konuşuyoruz hocam. Fenerbahçe Bonucci'yi transfer etti. Çok önemli büyük bir yıldız. 36 yaşında Bonucci. İtalyan milli takım oyuncusu. E, fakat bu senin ilk yarısında Union Berlin'de çok istediği gibi gitmedi işler. Ve sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe olacak. Senden yorumlarını alalım. E şimdi buradaki şeyine bakıyoruz. 1.90 boyunda 86 kilo. Şimdi bizim stoperlere bak. E, en az 6-7 kilo fazlaları vardır. Söyleyeyim sana. Bunlar Alman Alman tabii Kiker dergisinden. Kiker dergisinden yani. almış olduğumuz informasyon. Şimdi e, burada dikkat çeken şu Sinan. Giden hoca Ulf Fischer zamanında transfer edilen. Fakat e, daha sonra da Trabzonspor'un hocası FC Union'a gitti. Ben Union takımını iyi bilirim. Yani ben Almanya'da 3. Lig'de Berlin Türk Sporu çalıştırdığım dönemlerde Wulheide'dir bunların stadın olduğu yerler. Wulheide. Orası yani Union taraftarı çok azgın bir taraftardır. Of, çok fanatiktir. E, dolayısıyla e, yeni gelen hocanın belki de o çalışmak istemedi. Veya e, Leandro bıraktı bilemiyorum. Yani. Bielitsa'dan da memnunlar. Yani Trabzon'dan gitti orada. E, Bielitsa ben de takip ediyorum. E, oyuncular da övgüyle bahsediyor. Hı hı. Ama burnu devam etmek istemedi. Şimdi tabii şeylere baktık. arkadaşlar da o verileri koyduğunda. Yani oynadığı maçlara bakıyorsun. Sakat olduğu maçlar var. 80-74'te falan oyundan çıktığı var. İşte 24. dakikada sakatlanmış oyundan çıkmış. Kadroda ama oynamamış. Demek ki iki taraf birbirlerinden memnun değildi çok da şey dönemine denk geldi. Yunan Berlin'de ard arda kayıplar yaşadı. Yani e, son sıralara evet, giren bir evet, takım. Şampiyonlar yani, Ligi de zor geldi onlar için. Onun CV'sine göre bir takım değildi belki de. Fenerbahçe baktığında e, yani e, hem oyuncunun kapasitesi hem kalitesi hem de şampiyonluğu oynaması böyle bir taraftar topluluğunda oynaması onu burada farklı bir Defansın şef stoperi haline sokabilir. Bu Nesliga'da 7 maça çıkıyor hocam. Ve toplam 16 tane gol yiyor takımı. O da tabii düşündürücü. Evet ve biraz da şey yani takım da çok dağınık. bunun Bonucci de belki bir şey yapamadı. Yani Juve'den sonra ben neredeyim dedi adam. Evet. E, Tribünde de zaten çok mutluydu. Bir, e, bir kere fit. Var, şeyine <laughs> baktığında fit adam. Evet. O profesyonellik var. Evet. Bir de yabancı kuralı da açıklandı. Muhtemelen e, Ali Koç da bunun bilincinde. 6 aylık sözleşme. Şimdi zaten seneye 12 yabancıya düşecek. Hani belki Bonucci tutmazsa bu sakatlık sorunu vesaire bir şey olmuş, yaşı 36 olmuş. Tutarsa belki devam etmeyi düşünecekler oturup. Tutmazsa da Euro 2024 sonrasında da belki ona göre bir planlamasını yapacak. O 6 aylık esnek olması da Fenerbahçe açısından iyi oldu. Yani tutmazsa çıkabilecek bir bağlayıcılığı olmayacak. Öyle bir anlaşma yapıldı. Bakalım hayırlısı olsun umarım Fenerbahçe'de Bonucci tekrar kendisini gösterir ve Bundesliga'nın ardından bu kez bildiğimiz Bonucci performansını, İtalya'daki Bonucci performansını Fenerbahçe'de sergiler diyelim. Evet belki de mesela yanında bir genç oyuncu olsa hatırla e, Ulfaleji'nin yanında kim oynuyordu? Semih. Semih. Evet. Değil mi? Stoper oldu. Evet. Belki Osterwolda yitir o açıdan. Bak. Bak çok güzel. Bravo sana. İyi bir tespit. Belki de Ostorval değil müthiş bir stoper. Çünkü şef stoperler çok önemli. Bunun örnek Puyol. Değil mi? Yanındakiler hep yıldız oldu. Evet. Doğru. Şef stoper. Ben yani antrenörlük hayatımda stoperler çok önemli. Şef stoper. Mesela Adana Demir'deki stoperi de çok beğeniyorum. Gravion. Gravion. Ben de Kayseri Erciyes'te Papa Diakate vardı. Evet. Müthiş oyuncu. Şef stoper. Kocaeli Spor'da Tim vardı. Şef stoper. Şef stoperlik başka bir şey. Ağzına sağlık hocam. Sağ ol.